Öncelikle herkese selam. Gönül isterdi ki bu yaşananları paylaşmamak. Ama yaşandı ve bitti. Zaten bu olaylardan sonra bu tarz kanalları takip edip hikayeleri dinlemeye başladım. Adım Zümre, eşimin adı Halit. Kuyumcu dükkanı işletiyoruz. Benim ve eşimin aileleri varlıklı insanlar. Pek bir hayat gayemiz, geçim sıkıntımız yok. Allah'a şükürler olsun, hiç muhtaç olmadık. Bazı insanlar yoklukla, bazıları da varlıkla sınanır. Biz de bunun bilincinde olarak yaşıyorduk. Elimden geldiğince çevremizdeki muhtaç ailelere yardım ediyoruz. Bunun yanı sıra bir de fazlasıyla hayvan sevgimiz var. Hayvanlara düzenli olarak mamaları bırakıyoruz. Sabahın erken saatinde kalkıp mamaları dağıtır. Sonra da işimize gideriz. Zaten olaylar da bunun üzerine gelişti. Şehrin dışında boş bir bölgede beslediğimiz sokak köpeklerimiz var. Köpeklerin her birine isimler verdim. 2018'in yaz ayı olması lazım. Pazar günü her zaman olduğu gibi hayvanları beslemek için evimizden çıkıp rotamızı gezmeye başladık. En son şehir dışındaki o arazideki yere gelince hayvanlardan eksilen olduğunu gördüm. Eşimle bu konuyu konuştuk. Sağa sola baktık. Belki hastadır, bir yerde düşmüş kalmıştır diye ama yok, nereye aradıysak köpek gelmedi. Aklımıza gelen ikinci şey de bizim gibi birisi sahiplenmiş olabilirdi. Bu düşünceyle aklımız burada kalmadı. Evimize dönüp hesap işleri yaptık. Kazandığımız paradan ne kadar kar kalacak diye. Bunu düzenli olarak yapıyoruz. Çünkü ne kadar yardım edeceğimizi bu sayede belirliyoruz. Bizi hayvan konusunda çevremiz tanır. Arada onlar da mama alıp dağıtmamızı istiyor. Bu hesaba onu da katıyoruz. Ardından bir sonraki mama dağıtım günü geldiğinde yine eksilen köpekler olduğunu gördük. Birer ikişer kayboluyorlardı. İçime endişe dolmaya başladı. Eşimle tekrar bu konuyu orada konuştuk. Eşim sürekli beni rahatlatmaya çalışıyordu ama burada can söz konusuydu. Aklıma birçok şey geliyordu ama eşim hepsine cevap veriyordu. Aklıma ilk gelen birisinin zehirlediğiydi. Ama eşim buna cevap olarak birisi zehirlese seçerek mi zehirler, hepsini birden zehirler dedi. Acaba çevrede bilmediğimiz kuyu falan mı var da içine mi düşüyorlar? Saatlerce çevreyi arayıp kontrol ettik. Birisi çalıyor desem niye çalsın? Zaten cins köpekler değillerdi. Arada tek tük olsa da onlar olduğu gibi yerinde duruyordu. Çoğaltmaya çalışmak isteseler zaten hepsini kısırlaştırdık. İçinden çıkılmaz düşünceler ağının içindeydim. Akşam uyurken bu durumdan etkilenmiş olsam gerek, rüyamda köpekler benden yardım istiyordu. Gece gece uyanıp gözyaşlarına boğuldum. Bunun üzerine eşim, bak ne diyeceğim, oraya nöbetçi gibi bekçi kiralayalım. Bu işin aslı çıkana kadar da sabahtan akşama kadar orada beklesin. Olur mu dedi. Onun fikri beni öylesine mutlu etti ki anlatamam. 3 günlüğüne birisini ayarladık. 3 gün boyunca gözcülük yaptı ama bir sonuç yok. Yine de köpeklerden bir tanesi kayıptı. Bu konu bana dert olmuştu bir kere. Sonunu görmeden bırakmaya niyetim yoktu. Eşim kuyumculuk yaptığı için silahı var. Buna istinaden eşime cumartesi gecesi arabayla orada kendimiz gözcülük yapalım dedim. Pazar günü nasıl olsa dükkan açmıyorduk. Silahta ne olur ne olmaz diye yanımızda bulunacaktı. Akşam olunca sırayla uyuyup beklemeye başladık. Eşimin beklediği sırada ben uyuyordum. Uyuyalı çok olmadı. Eşim beni dürtüp uyandırdı. Köpeklerin olduğu yer karanlık olduğu için tam seçemesek de birisi köpeklerin yanına gitmişti. Biraz bekleyelim de ne yapacak görmek istedik. Tüm olasılıkların yıkılmasını istiyorduk. Sonuçta saatin önemi yok. Bizim gibi birisi besliyor olabilir ya da yoldan geçen birisi sapmış olabilir. Yanına gittiğimizde kendisini savunacak nokta bırakmak istemiyorduk. Biraz bekledikten sonra o karanlıktaki kişinin etrafına toplanmaya başladı köpekler. Nasıl tarif etsem, saldırmak için değil, bildiğiniz karşısında oturuyordu. Duruma anlam vermek için iyice dikkatle bakmaya başladık. O kişinin köpeklerden en büyük olanını ellediğini gördük. Seviyor sandık ama çok kısa sürdü. 5 saniye falan, ardından yola doğru gelmeye başladı. O ellediği köpek arkasından takip ediyordu. Bir gözüm o kişide, diğer gözüm köpeklerde. Yola çıktığında üstünde pelerin ya da cübbe tarzı bir kıyafet olduğunu gördüm. Ayin yapan insanlar gibi
Kavşonlu bir kıyafet vardı üzerinde. Ondan kafasını da göremiyorduk. O uzaklaşınca köpekler aniden sağa sola dağıldı. Eşim arabayla uzak bir mesafeden onu takip etmeye başladı. Şehrin kenar mahallelerinin içine kadar takip ettik. Evi diğer evlerden uzak, tepelik bir yerdeydi. Evin etrafında büyük bahçe duvarları vardı. Köpekle beraber içeri girdi. Aklımıza bu safhada kötü bir şey gelmedi. Sonuçta köpekler resmen onun önünde mum gibi dizilmişlerdi. Biz bunu anca mama dağıtırken sağlıyoruz. Evin yerini aklımıza yazdık. İlk fırsatta evine gitmek istiyordum. Konuya şu açıdan sevinmiştim. Bu işi kimin yaptığı belliydi. Ya da biz öyle düşünüyorduk. Gönlüm biraz olsun rahatlamıştı. Zehirleyen ya da zarar veren birisi değil gibi gözüküyordu. Buna rağmen yine de rüyamda hayvanları görmeye devam ettim. Bu işte bir gariplik vardı. Ben bunu çözemeden uyku haramdı bana. Eşimle ertesi gün tartıştım. İlle de bu akşam oraya gidecektim. Eşimi zor da olsa ikna ettim. Akşam elimiz boş gitmeyelim diye ufak erzak kulisi yaptık. Evin olduğu bölge fakir bir bölgeydi. Bizi geri çevirmeyeceğini düşündüm. Arabayla evine gittikten sonra eşim arabayı park edip arka koltuktan koliyi çıkardı. İçimiz huzursuz şekilde eve doğru çıkmaya başladık. Evin yolu yokuş olduğu için yorucuydu. Yokuşu çıkınca yıkık bahçe duvarı olan tek katlı bir evle karşılaştık. Gözüm çevreye aradı. Köpeklerimizden herhangi birisini görmek ümidiyle bakınıyordum. Eşimle eve yaklaşınca tabiri caizse leş gibi koku gelmeye başladı. Midem kalkmıştı. Evin iyice yakınına geldiğimizde evin hiçbir ışığının yanmadığını fark ettim. Kokunun evden geldiği belli olmuştu. Acaba hayvanlardan birisi mi öldü diye düşündüm. Ne yapacağımızı bilmez vaziyette kapıda duruyorduk. Eşim sen geride bekle deyip kapıya gitti. Kapı tahtalardan yapılmış çok eski bir kapıydı. Kapının aralıklarından evin içerisi gözüküyordu. Eşim içeriye bakmaya başladı. Ne görüyorsun içeride dedim. Ateş ışığı var. Bir de bağlı köpek var ama sen gelme dedi. Eşim kapıya sert sert vurmaya başladı. Ben de sağa sola bakınıyordum. Acaba sahibi yakınlarda mı diye. Kapıyı açan olmayınca eşim kapıyı biraz zorladı. Kapı kolaylıkla açıldı. Eşim önden girmişti. Ben onu bekliyordum. Çok geçmedi. 20 saniye sonra eşim evin içinden kusa kusa dışarıya çıktı. Dışarıda dizlerinin üzerine çöküp tüm midesini boşalttı. Ne oldu diye sormak istiyordum ama çok kötü haldeydi. Kendini biraz toparlayınca ne oldu iyi misin dedim. Aklıma ilk gelen çürümüş ölü bir hayvan olduğuydu. Eşim hiçbir şey demeden sakın içeri girme polisi ara dedi. Polisi aradıktan sonra orada bağlı olan köpeği almak için eve gittim. Evin içi tam bir kaos alanıydı. Gördüklerimi asla unutamadım. Zalimliğin son noktasıydı. Polisler geldiğinde onlar da eve zor girdi. İfademizi verdikten sonra evin durumunu öğrendik. Mahallelinin söylediğine göre ev terk edilmiş bir ev. Daha önce şeytani ayinler için kullanılmış orası. Polislere orada gördüğümüz kişiyi de tarif ettik ama onu bulamadılar. Eşimle eve döndüğümüzde zor uyuduk. Üstelik kabuslarım devam etti. Gündüz olduğu gibi gece de köpeklerin olduğu yere bekçi koymaya karar verdik. En kısa sürede köpeklere zarar veren kişiyi bulmamız lazımdı. Psikolojik olarak çökmüş haldeydim. Normalde eşimi iş yerinde hiç yalnız bırakmazdım ama günlerce işe gidemedim. Korkularımın bine katlanacağı o gün yaşadıklarımı anlatayım. Evimizin balkonunda kahvemi içip bir haber beklerken uzak bir noktadan birisinin evimizi izlediğini fark ettim. O ne kadar zamandır orada bekliyordu bilmiyorum ama beni izlediği açık şekilde belliydi. Telefonumu cebimden çıkarıp eşimi aradım. Tekrar baktığımda orada olmadığını gördüm. Garip olan ise geçen akşam gördüğümüz kişinin giyimiyle aynıydı. Erkek olduğunu gördüm. Eşimi arayıp durumu anlattığımda kapıları kilitle. Ben hemen geliyorum dedi. Koşarak kapıları kilitledim. Evimizin 3 kapısı var. Balkon, giriş ve arka kapı. Bu adamın bizim evimizi nasıl bulduğunu anlayamadım. Eşimle polise haber verdik ama bir sonuç çıkmadı. Artık evde de tek kalamazdım. Eşim nereye ben oraya. O günden 3-4 gün sonra akşam evde elektrik kesintisi oldu. Dışarı baktığımızda sadece bizim evde olmadığını gördük. Sigortalara baktı eşim.
Ama sorun gözükmüyordu. Mumlarla aydınlattık evi. Sorun neyse gündüz tamirci çağırıp baktırmaya karar verdik. Tam yemek masasını kurdum. Yemeğe başlayacağımız esnada deprem oldu. Resmen yer yerinden oynuyordu. Evin dışından sesler gelince insanlar sokağa döküldü sandık. Dışarı çıktığımızda bir tane bile insan yoktu. Eve tekrar girdik. Eve girdiğimizde elektrikler geldi. Korkudan eşimle birbirimize baka kaldık. Eşim bunlar normal değil diyordu ama sebebi neydi anlam yükleyemedik. Yemekten sonra yatmak için odamıza geçtiğimizde içeriden sesler gelmeye başladı. Sanki birisi yürüyor gibiydi. Eşim fısıldayarak tüm kapıları kilitledik mi dedi. Ben de kısık sesle yok dedim. Eşim silahını alıp sessizce evi dolaştı. Sonra beraber dolaştık. Kapılar, pencereler hepsi kapalıydı. Bu nasıl oldu anlam veremedik. Sanırım son yaşadığımız şeylerden sonra psikolojimizin bozulduğunu düşündük. Eşim ne kadar anlatma dese de durumu ailelerimize anlattım. Bizim evde toplandık. Bizden habersiz bir de hoca çağırmışlar. Hoca evimizin içini inceledikten sonra balkona çıkıp dışarıya baktı. Biz aramızda bu konuyu konuşurken yanımıza gelip tam tahmin ettiğim gibi büyü yapılmış dedi. Eşim, hocam ne büyüsü? Mahalleli bizi sever, düşmanım da yok. Eşim böyle dedikten sonra hoca bizden kazma kürek istedi. Eşim ve babalarımız hocanın peşinden gitti. Biz de camdan onları takip ediyorduk. Herkes telefonunun ışığını açmış, hocayı takip ediyordu. Biraz gezince bahçemizin ışık vurmayan bir yerinde hafif dağılmış bir yeri gösterdi. Eşim birkaç kürek darbesiyle oradan toprak attı. Küreğin ucu bir şeye takılınca hoca eline eldiven giyip onu oradan çıkardı. Elinde boylu boyunca hayvan derisi vardı. Hoca onu eşime verip bir şeyler söyledi. Ardından eşim onu poşete koyup arabayla gitti. Sonra eve döndüler. Salonda herkes şok içinde hoca ne diyecek diye onu bekliyordu. Hoca bu süreçte telefonla eşimi arayıp attın mı, dönüyor musun gibi bir şeyler söyledi. Ben panikledim. Eşim eve dönene kadar içim yedi. Eşim geldiğinde aşırı şekilde terli haldeydi. Korkudan bu hale geldiği yüzünden okunuyordu. Hoca bunun çevremizden birisinin değil, içine çomak soktuğumuz birisinin yaptığını anlattı. Anlayacağınız, bizim peşinde olduğumuz kişi büyücüymüş. Şimdi de işini bozduğumuz için bizimle uğraşıyordu. Hoca eşimin ne düşündüğünü biliyor gibi ona tavsiyeler verip durdu. Eşim sonradan anlattı bana. Eğer bu iş uzarsa kan dökmeye niyetliymiş. Annemler, hocam bu durumun çözümü yok mu? Bu adam ne kadar çocuklarımızla uğraşacak dedi. Hoca, ben elimden geleni yapacağım. Şimdilik eve zarar gelmemesi için evi tılsımlayacağım dedi. Bir süre bu evde yaşamayın. Onu kendi silahıyla durduracağım. Ona hizmet edenler işin bittiğinde onu düşmanı olarak görecekler dedi. Evden çıkmadan hoca bizi bir köşeye çekip ailenizin yanında diyemedim ama ölümün eşiğinden dönmüşsünüz. Bu şerli azam tüm öfkesini size salmış ama başaramamış. Şükürler olsun ki hoca bir hafta içinde bu olayı çözdü. Diğer adamın akıbetini eşim sormuş ve öğrenmiş. Ben de öğrendim. Artık kimse kötülük yapamaz. Hak ettiğini buldu. O günden sonra eksilen köpeğimiz olmadı. Bu hikayenin de sonuna geldik. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşça kalın.